Tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ben Didiğim ve mezunum tabii ki. Bugün 9 Kasım Pazartesi, yani bu videoyu çektiğim gün şey oluşturduk, yani plan program oluşturduk ve her gün 20 kelimeyi koymayı hedefledik. Zaten önceden daha fazla ezberliyordum bir önceki mezunumda. Dedim ki de daha kaliteli falan olacak şekilde 20 kelime iyidir dedim kendi kendime. Ve dedim ki ne? Ben bu kadar çok yöntem, yani o kadar çok yöntem kullandım ki, çünkü ben sabitliği sevmeyen bir insanım, sürekli bir arayış içindeyim ve farklı şeyleri gerçekten çok seviyorum. Farklı şeyleri sevdiğim için de farklı şeyler yapıp kelime öğrenmeyi, yani kelime öğrenme tekniklerini uygularken kelimeyi öğrenmişim aslında. Bu da benim farklı bir yöntemim yani. Şimdi böyle tek tek yazdım kendim. 3-4 maddeyle böyle sizlere hani yardımcı olabilecek şekilde 3 madde vesaire. Aklıma gelirse tabii onları size söyleyeceğim. Tabii yazdım ben bunu da ayrıca. Şöyle yazdım. O zaman hadi açıklayalım. Şimdi öncelikle kelime defteri tut demişim. Ama kelime defteri tut derken de normal robot şeklinde tarzında değil. Hani sıradanlık olmasın. Hani biraz renkli olsun, göze hitap etsin. Çünkü göze hitap eden akla da hitap eder ve daha çok hani şey yapmış oluruz, kelimeyi öğrenme isteği gelir, anladınız mı? Yani renkli olsun ve eğer yapabiliyorsanız İngilizce yazdıktan sonra yan yanına hani cümle yazın, böyle böyle gerçekten bir cümle yazın yani. Ya da hani ne bileyim, İngilizce diyelim yazdınız, onun anlamını yazarken açıklama olarak onun İngilizcesi de var. Türkçe yazmak yerine İngilizce yazmayı tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi kelime defteri kişiden kişiye göre değişiyor. Ben hiç yapmadım. Yani yaptım da bir hafta vesaire sürdü. 3-5 gün vesaire sürdü. Ondan dolayı yapmadım. Öyle farklı teknikler denemeyi düşündüm. Hem dedim ki ne, kelimem gelişir. Hem de o esnada biri bana sorarsa veya bir şey olursa arkadaşlarıma bu tekniği önereyim diye. Öyle yani. O şekilde yapabilirsiniz. Yani birinci madde böyleydi. İkinciye geçelim. İkinci madde ise şöyle arkadaşlar. Demişim ki sadece o günün kelimesini bir kağıda yazıp quizlete kaydedebilirsin. Yani kısacası anahtar diyelim. Yani kelime quizlet. Ben mesela şey yapıyordum daha çok. Bu daha çok benim yaptığım şeylerden biriydi. Baktım kelime defteri olmuyor. Dedim ki kendi kendime bir kağıda yazayım. Bunu önce bir kendim tekrarlayayım. Kendim tekrarladıktan sonra ise quizlete kaydedeyim. Hem quizlete kaydedip oradan pratik yapabiliyorsun. Hem oradan arkadaşını davet ettikten sonra ve o da indirdikten sonra şayet onunla kapışabiliyorsun. Senin kurduğun setler veya onun kurduğu setlerle beraber hani saniye ölçüyor, her şekilde işte eşleştirme oluyor, soru oluyor, kendin yaz, yani senin yazmanı istiyor. İşte bu şekilde ilerliyor. Yani bu çok güzel. Ben Quizlet'i aşırı seviyorum. Çok seviyorum. Yani bütün dizilerin Quizlet kullanması gerekiyor. Ha, bence çok iyi bir şey yani gerekiyor dedim ama hani kullanmaya da bilirsiniz. Ben sadece fikrimi söylüyorum ve hani kendim bu zamana kadar bir kelime biliyorsam bunun sayesinde biliyorum. Aslında bunun sayesinde de değil. Aslında bunun sayesinde diyebilirim, biraz katkısı var ama ben kelime ezberleme tekniklerinin arayışı içinde, tekrar söylüyorum, arayışı içine girerken kelimeleri de öğrenivermişim ve ondan dolayı yeni şeyler öğrenmek her zaman çok iyidir. Yani bu bundan dolayı ben böyle ezberledim diyelim. O zaman ikinci maddeye çıktıktan sonra üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü maddede ise yani kelimeleri oyun haline getir demişim. Yani bir şeyden zevk almamız gerekiyor, eğer onu yapmamız gerekiyorsa. Yani yapmamız gerekiyorsa o şeyden zevk almamız gerekiyor. Ondan dolayı ve parantez içine özellikle kart şeklinde yazmışım. Mesela ben ince böyle kartlar almazdım. Böyle normal fon karton olur, normal karton olur, hiç fark etmez. Sadece arkasına önünde belli etmeyen kartonlar olsun yeter. Böyle yazın. Böyle kendi önünüze koyun işte. Ara ara açın bakın. Ara ara açın bakın. Ve bunu bir yakınınızla da oynayabilirsiniz. Kız kardeşinizle, yani herhangi biriyle oynayabilirsiniz. Ben sürekli onunla oynuyordum. Yani sürekli aklımda kalıyordu. Bazen inatlaşıp acaba bunun cevabı neydi deyip iddiaya girip iddiayı kaybettiğimde kazandığım da oluyordu. Evet bak işte bu dediğim oluyordu. Hani böyle çok çıkıyordu. Bunları yaparken var ya, aşırı kelime ezberledim ben. Ya öyle öyle yapa yapa böyle farklı şekilde şeyler tekrar söylüyorum. Teknik öğrene öğrene böyle geliştirdiğimi düşünüyorum. Oyunlarla
kart hazırla diyebiliriz sizler için veya yapmak isteyenler için. O zaman dördüncüye geçelim. Dördüncü ise şöyle arkadaşlar. Demişim ki çok önemli veya sürekli unuttuğunuz kelime, phrase var ise onu ya bir yere not edin. Hani sonradan bakacağım çok önemli diye, ya da bir yere yazın, ya elinize yazın veya hani çok sağlıklı değil tabii ele yazmak. Ya da onu sürekli görebileceğiniz bir yerlere alsın. Şahsen ben odamdaki bütün şeyleri, yani ilk çalışmaya başladığımda her şeye, yani her ne anlamı varsa her şeye yapıştırmıştım. Mesela kapıda duruyor, işte kablolarda duruyor, her şey hala yerlerinde duruyor. Öyle yapmıştım. Hani bunu yapabilirsiniz. Hem daha iyi öğrenebilirsiniz basit temel kelimeleri. Temel de olmasa normal işte farklı şeylere de yapıştırabilirsiniz. Bu sizin kararınız kesinlikle. Dediğim gibi bu da biraz oyuna kaçıyor ama çok değil. Sadece yapıştırırsanız sürekli görebileceğiniz yerlere hani bakarsınız. Hani bir şeyler yaparken, bir faaliyet içindeyken bir gözünüz takılır veya aşina olursunuz veya uyurken takılır. Hani her şekilde bunu, bu da güzel bir şey, yani yöntem. Bunu yapabilirsiniz. Onun dışında başka önereceğim fazla bir şey var mı diye düşünüyorum. Ha, var. Evet. Mesela kelimelerle şey yapın. Saçma sapan şeyler kurabilirsiniz. İşte ne bileyim. Nasıl söylesem, şu an aklıma gelmedi. Mesela dangerous. Bunu bir öğretmenim söylemişti. Mesela dangerous, dinozor diye okunuyor herhalde. Tam şey yapmadım, dinlemedim yani, bilmiyorum. Dinozor, ben de şu an direkt okudum. Mesela dinozor tehlikeli olduğu için hani dangerous'la bağlantılı bağlantı kurabiliriz mesela. Anladınız mı? Bu şekilde yapabiliriz. Hani dangerous, dinozor tehlikeli. Tehlikeli olduğu için de bu şekilde yani çalıştırabilirsiniz aklınızda. Mesela wet, ıslak demek. Öyle bir şey de vardı, hatırlamıyorum ama hatırlayınca gerçekten onu yazacağım. Aklıma gelmiyor şu an. Hani cidden aklıma şu an gelmiyor. Örnek vereyim dedim ama gelmedi. Cidden gelmedi. Gelmesini istiyorum şu an videoda ama gelmedi. Neyse, çok uzun oldu. Eğer bulursam hemen aşağıya yazacağım gerçekten. Onun haricinde ne yapabilirsiniz? Ha, günde mesela diyelim 20 kelime yazdınız. Belirli vakitlerde, bu da diğer bir taktik, yazmadım. Aklıma şu an geliyor, düşünüyorum çünkü sizin için. Mesela belirli saatlerde, akşam, öğlen, ikindi, işte yatsı, bunlarda veya daha da aralarına yarım saat, yarım saat şeklinde. Mesela ya da yarım saatte 40 dakika. Mesela bir kelimeyi 4 defa söyleyin, 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 söyleyin. Böyle her şekilde bütün kelimeleri böyle yaparsanız kesinlikle aklınızda kalır. Bu zaten bilimsel bir veri. Okumuştum sanırım. Çok önce okumuştum. Bir kelimeyi, yani gün içinde herhangi bir şeyi 4 defa söyleyince o artık zihninizde yerleşiyormuş. Bunu da duymuştum. Bunu şey yapabilirsiniz yani. Bunu da böyle bir teknik kullanabilirsiniz. Çünkü ben de kullanacağım. Bunu okumuştum. Aklıma yeni geldi. Öyle yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.